İyi günler sayın seyirciler. Farklı Açı programında farklı konularla ve konuklarla yine sizlerle birlikteyiz. Bu sene 2019'un ilk programını sizlerle sunuyoruz. Herkese iyi yıllar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler inşallah sizinle birlikte olur. Bugün çok değerli bir konuğum bulunmakta. Kendisi turizmci ve aynı zamanda da Ana Muhalefet Partisi'nin, Ulusal Birlik Partisi'nin Lefkoşa Belediye Meclis Üyesi Sayın Faiz Camgöz. Tabii diğer yandan da beni kırmayıp çok değerli Yeni Bakış Web TV Genel Yayın Yönetmenim Ufuk Çağ bizlerle birlikte programı akışına doğru sizinle birlikte götüreceğiz. Öncelikle konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Bey, nasılsınız? Sağ olun. İlk yayınınızda, bu yılın ilk yayınında beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz İnşallah de. Güzel bir yayın yaparız. Evet, kısaca bize biraz kendinizden bahsederseniz, çünkü biliyorsunuz internet kanalı olduğumuz için dış ülkelerden de sizi seyreden seyircilerimiz bulunmakta. Tabii ki. Tabii kısa bir bilgi verirseniz. Tabii ki. İsmim Faiz Camgöz, turizmciyim. Aslında o konuda çok şanslı bir turizmciyim. Çünkü rahmetlik babamla annemin kurmuş olduğu seyahat acentesinde doğduğum günden beri turizmin içerisinde olan bir kişiyim. Fiili olarak 2001 yılından beri şirkette görev almaya başladım. Şu anda şirketin direktörüyüm. Bununla birlikte çeşitli üniversitelerde part-time olarak öğretim görevlisiyim. Dersleri veriyorum turizm konularında, pazarlama konularında dersleri veriyorum. Ve tabii ki Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyesiyim. Evet. Orada da birlikte, seninle birlikte mücadele ediyoruz. Evet, teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin tekrardan. Ufuk Bey, beni kırmadık geldiğiniz için size de çok teşekkür ederim. Evet, Faiz, siz de daha önce turizmin içerisindeydiniz. Şu an belki kanaldasınız fakat turizmin içerisinde bayağı bir tecrübeleriniz bulunmakta. Bu yüzden sizi de misafir etmek istedim ki Faiz arkadaşımıza da gereken soruları daha iyi sizin yöneteceğinize inandığım için hep birlikte programı güzel bir şekilde götürmek istedim. Yani hiç belli olmaz. Ufuk Bey, ben de epey soru sorabilirim. Çünkü ya, çok tabii daha ki. Çok daha tabii deneyimli. Biz daha tecrübelerinden yararlanmamız gerekiyor. Çömez rehberlik yaparken Ufuk Bey, evet. Jasmine Kortun 26 evet. yıl turizm sektöründe aktif olarak ne kadar güzel görev aldım. Tabii ki sevindim de bugün bu kanalda turizmi konuşacağımız için. Çünkü ilk kez turizmi konuşuyoruz Yeni Bakış Web TV'de. Aslında bu ülkenin lokomotif sektörü olması gereken, ancak tabii Faiz karşı çıkabilir, ancak hiçbir zaman istediği ilgiyi görmeyen bu sektörün sıkıntılarını veya bizim beklentilerimizi, Faiz'in beklentilerini burada konuşmamızda fayda var. Çünkü turizm, sevgili Faiz de hak verecek, turizm böyle anlık bir şey değil. Turizm planlama işidir. Mesela şu anda sevgili Faiz'in acentesinin yazla ilgili bütün bağlantıları bitirmiş olması lazım. Evet. Yani çok detaylı, ayrıntılı planlama gerektiren bir sektör. Geriden gelmesi gerekir. Tabii ki, yani böyle son anda, tabii ki son anda belli kararlar alabilin ama bütün planlamalar hep önceden yapılır, değil mi sevgili evet. Faiz? Tabii ki önce sorularınızı bir yöneltin sevgili Faiz'e, ondan sonra ben de katılırım, katkı koymaya evet. çalışırım. İsterseniz şeyi söyleyelim, bu lokomotif sektör olayını bir anlatalım. Tabii oradan başlayalım. Hem Elizan da söylemişti, yurt dışından da izleyen birçok vatandaşımız var. Evet, biz bir ada olarak, biz kendimizi turizm adası olarak söylüyoruz. Turizm ve eğitim adası olarak. Ve turizmi her zaman için tüm politikacılarımız lokomotif sektör olarak ilan ediyor. Fakat bunun reelinde hiçbir şey yapmıyorlar. Evet. Ama söylem olarak çok hoş olduğu için bunu kullanıyorlar. Yani ilerleyen dakikalarda da izleyicilerimize daha detaylı bilgi verebiliriz. Yani turizmle ilgili hiçbir adım atılmıyor. Yani son bütçe döneminde de, hükümetin bütçe döneminde de gördüğümüz gibi turizmin bütçesi de azaltılıyor. 2018 nasıl geçti Faiz'de? Maalesef 2018'de çok parlak geçmedi, güzel geçmedi. Bunun sinyallerini aslında bizler alıyorduk. Bunu iletmeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Dinimizden geldiği kadar önerilerimizi de sunduk ama maalesef bu şey edilmedi.
kabul görmediğim. Aslında en büyük sorun da, buradaki en büyük sorun da 2018 sezonunun iyi gitmeyeceğini kabullenmedi hükümet. Turizm Bakanımız. Ve şu anda da... Yanlış anlamasanız daha önce değişim söz konusuydu bakanlıklarda. Evet. İlk defa bu kadar uzun uzun dönemdir. Aynı bakanımız devam ediyor. Yeni geçmiş dönemden bugüne baktığınızda hem yılda bakan bir... oturduğunda senede bir değişim olduğu için pek yılda iki kez bir işlem yapılamıyordu. Yani hiçbir şekilde projeler üretemiyordu. Aynen. Üç dönemdir Sayın Fikri Ataoğlu görevde kendisi. Bununla ilgili Fikri Beynan bakanımızdan aldığınız cevaplar nelerdir? Yani şimdi en büyük sıkıntımız bir kere turizmin iyi gitmediğini kabullenmiyor. Ne Sayın Bakanımız ne de hükümet. Hı hı. Ya, turizm iyi gidiyor söylemi var. Şimdi eğer siz turizm iyi gidiyor derseniz zaten onu çözmek için yani şu anki yaşadığımız sorunları çözmek için adım atmazsınız. Yani bunu siz kendinizden de bir düşünün. Hastaysanız doktora gidersiniz. Bir çözüm yolu size. İlaç alırız. İlaçını verir ya da farklı bir yaşam stiliyle çözebileceğinizi söyler. Onu adapte edersiniz. Şu anda başbakanımıza bakıyoruz. Turizm inanılmaz iyi gidiyor. Turizm bakanımıza bakıyoruz. Turizm inanılmaz güzel. 2019'da çok güzel şeyler olacak. Reale bakıyoruz. İstatistiklere, Turizm Bakanlığı'nın sunduğu istatistiklere bakıyoruz. Böyle rakamlar yok. Otelciler Birliği'nin yazılarına bakıyoruz. Ki onları da hepsini getirdim. Daha sonra konuşuruz. Böyle bir olay yok. Seyahat Acenteleri Birliği'nin yazılarına bakıyoruz. Böyle bir olay yok. Demek ki biz ilk önce turizmimizin durumunu tespit etmemiz lazım. Sayın Bakanımızın artık demesi lazım ki arkadaşlar, Sayın Hükümet, çünkü dörtlü bir koalisyon var. Diğer hükümetteki partilere de arkadaşlar turizmimiz iyi gitmedi. 2018'de iyi değildi. 2019'da daha kötü gidecek. Bunun çaresini almak zorundayız. Eğer siz bunun desteğini vermezseniz lokomotif sektör diye yola çıktığınız sektör vagonlarını kaybedecek. İyi gitmemesinin sebepleri nedir? Yani ilk turist başta... Turist azınlığı, yani turistler daha önceki yıllara göre daha az mı geliyor? Şimdi yani, turist az... Reklam mı yapılamıyor? Reklam zaten hiç yapılmıyor. Hiç yapılmıyor. O daha önce de yapılmıyordu, şimdi de yapılmıyor. O değişik, biz çok farklı bir turizm ülkesinde yaşıyoruz. Aslında bir akademisyen olarak da onu öğrencilerimle de paylaşıyorum. Bazen yurt dışı seyahatlerimizde de anlattığımızda hepsi çok şaşırıyor. Çünkü biz ambargolar altında bir ülkeyiz. Hiçbir reklam üretilmiyor devlet tarafından. Sadece tur operatörleri ve seyahat acentelerinin yönlendirdiği ve kendi bakış açılarıyla adayı gördükleri şekilde reklam yapılan bir destinasyondayız biz. Yani bir devletin yönlendirmesi, devletin geniş çaplı bir reklam anlayışıyla ilerleyen bir politikamız hiç yok. Ufuk Bey, siz ne düşünürsünüz bu reklam konusunda? Yani tek eksikliğiniz acaba mı? Şimdi ben sadece bazı şeyler anlatayım. Tabii hem fikirim sevgili Faizler. Yani, bir kere bizim ülkede en kolay meslek turizm. Herkes turizmcidir bizim ülkede. Yani herkes yapabilir turizm diye düşünür. Halbuki öyle ama değil. Her işin uzmanı turizmde, olması lazım. Turizmde başarı, gerçek anlamda kalıcı, sürdürülebilir başarı artık detaylarda satılır. Biz ne satıyoruz ülke olarak? Denizimiz güzel. Eskiden temizdi, şimdi çok temizdi, beğenmeyeceğiz. Çevremiz güzel. Yeşil idi eskiden, şimdi diyemeyeceğiz. Çevre kirliliği de var. Çok betonlaşmamıştık, şimdi betonda olduk ama hala daha bir geçerli şeyimiz var. Tarihi yerlerimiz var, güzel kumsallarımız var. İnsanlarımız hoşgörülü idi, şimdi değil, çok kavgacı oldu. Bunlar var. Bunları satan 50 tane ülke var. Değil mi sevgili Faiz? Aynen. 50 tane rakibin var. Bu 50 rakibin arasında sen nasıl satış yapacaksın? Detaylarla. Bircik bircik, detaylarla. Yani senin turizm piyasasına, turizm pazarına sunduğun ürünleri 50 tane daha farklı ülke satar. Hem ulaşımı daha kolaydır, ulaşımı daha ucuzdur, bekleme yoktur, daha hızlı giden, daha hızlı dönen, her türlü avantajı var. Tüm bunları düşünerek ona göre
detaylı şekilde ürünlerini hazırlayıp pazarlama yapman lazım. Kim hazırlayacak bunu? Profesyoneller hazırlayacak. Eğer siyasilerden beklersen, 74'ten bugüne kadar hiçbiri bunu yapmadı. Bu ülkede turizm planı yok bir kere. Güney Kıbrıs'ta 2018 yılında bu adamlar oturdu. Dediler ki biz 2030 yılına kadar şuraya şunu yapacağız. Şu köyü turistik köy haline getireceğiz. Bu kadar artıracağız şeyi, turist sayısını, buralara otel yapacaklar. Hepsini bircik bircik adamlar 2030'a kadar planladı. Bizde var mı? Yok. Çünkü bizde 6 ayda bir bakan değişirdi. Her gelen bakan onun yaptığı yanlıştır, benim söylediğim doğrudur. Böyle gittik. Alınan projelere değerlendirip sadece sunmadılar. Sadece turizmde değil. Artık dünyanın birçok ülkesinde planlamalar yapılırken bürokratlardan değil, faiz yanlış anlamasın, eğitimcilerden de değil, gerçek profesyonellerden yardım alınır, programlar yapılır. Çünkü bir turistin gelip havaalanında yaşadığı sorunu en iyi faiz bilir. Evet. Bir bürokrat bilmez. Veya X üniversitede ders veren bir hoca da bilmez. Hoca olması gerekeni söyler sana. Teorik olarak. Sen ama yaptım. Uygulamadaki yanlışları bu bilir. Profesyoneli bilir. Veya pazarlamaya gittiği zaman bir ülkede ne gibi sıkıntılar var? Ne yapılması gerekir? En iyi bu bilir. Ben bilmem. Bürokrat da bilmez, hoca da bilmez. Adamlar alırlar gerçek profesyonelleri, otururlar. Her partiden de hem iktidar hem ana muhalefet hem muhalefette kim varsa alırlar. O turizm planlarını yaparlar. Hangi iktidar gelirse gelsin o genel anlamıyla o politikalar, planlar devam eder. Sadece yani gündelik yapılması gerekenler varsa yani tabii ki her yaptığın plan da o güne uymayabilir. Onların değişikliği yapılır ve yola devam edilir. Bizde yapıldı mı sevgili Faiz? İsterseniz bununla ilgili enteresan bir örnek de vereyim. İzmir'in en büyük rakibi aslında Rum kesimidir. Evet. Ve bizim turizmcilerimizin en büyük hayalleri Rum kesimindeki sisteme geçmektir. Oradaki sivil toplum örgütlerinin de birlikte olduğu bir turizm bakanlığının olmadığı bir sistem mevcuttu. Fakat ben bunu sürekli ikaz ediyordum arkadaşlara. Bu sistem de çöktü. Ve bir yılda, sadece bir yılda bunun değişimiyle ilgili projeler hazırladılar ve şu anda bu bahsettikleri sistemi kaldırdılar. Farklı bir devlet bürokrasisiyle birlikte özel sektörün ve uzmanların var olduğu bir sistem geçirdiler. Ve örneğin yaptıkları ilk çalışmayı ben gördüğümde hem çok beğendim, hem de çok canım sıkıldı. Niye onlar yapıyor, biz yapamıyoruz diye. Yani bir baktılar, dediler ki, arkadaşlar dediler, biz 2018 senesinde çok büyük hata yaptık. Yani gereğinden fazla turist aldık. Biz 2019'da %10 düşüş yapmamız lazım. Amma verekin, bu %10 düşüşü yaparken biz aslında hedefimiz olan daha üst seviye turiste ulaşmamız lazım. Erken rezervasyon indirimini tüm operatörlerde süresini kısaltmamız lazım. Çin pazarına girmemiz lazım. Çin pazarı için 5 yıllık bir proje hazırlamak için başka bir şirketten proje danışmanlığı aldılar. Hindistan pazarı için başka. Fakat orada da kotalı. Yani diyor ki ben diyor ülkemin diyor tümünü Çin pazarına açmak istemem. Belli sayıda. Tabii sevgili Faiz, bunu açalım istersen. Şimdi aday ülkelerindeki kaynaklar sınırlı olduğu için aday ülkeleri genellikle çok kelle sayısına bakmaz. Aynen. Çok kelle sayısı, yani çok turist sayısı çok önemli değil. Önemli olan turistin kalitesi. Adam buraya yani 10 tane turist gelip 5 lira harcayacağına 5 tane turist gelip 20 lira harcasın. Hedef bu olması lazım. Evet. Güneyde tabii adamlar belli bir şeyi, avantajları da var yani tanınmışlık var, direkt uçuş, çok fazla uçak şirketinin gelmesi avantajları da var.
adamlar onu kullanıyor şu anda. Yani onu da belirtelim. Yani ülkemize çok turist geldiğinde çok para bırakacak, çok artısı olarak olacak diye de bir kural yok. Yani onu da şimdi sevgili Faiz ben anlıyorum ama izleyicilerimize de anlatalım onu. Aynı şekilde yani, kaliteli turiste ulaşmak çok önemli. Elbette ki bizim her çeşitli turizm seçenekleri vardır. Yani kış döneminde getirdiğimiz turist portföyü vardır. Yaz döneminde yine belirli sayılarda yine daha az gelirli turiste de hitap etmek zorunda kalıyoruz ki uçaklarımız devam edebilsin. Ama bizim yine de o üst gelir düzeyine ulaşmamız lazım. Yani bizim aslında politikacılarımızın çok sevdiği ekoturizm yapalım, işte butik otellerimizden çalışalım. Muhalefetteyken aslında yapılacak denildiydi. Yok, iktidardayken de yapılacak denildiydi. Ha. Fakat döngüler, bilmiyorum biliyor musunuz? Şu an bir çalışma 2019 yılında. Bütçede yok. Şeyde, Turizm Bakanlığı teşvik sisteminde. Kaldırdılar. Yok, onu biliyoruz. Belki bir oldu. Otellere de teşvik kaldırdılar. Kaldırdılar şu anda. Yani bizim getirdiğimiz turistlerde butik otellerden ilgili herhangi bir şey yok. Bu sebebi nedir sizce? Siyasi mi sizce? Siyasiyi unuttular herhalde. Yani bak, bu ülkede her gelen turizmi patlatacağız dedi. Biz patladık ama turizm bir türlü patlamadı. Turizm bizde şu anda maalesef çok fazla dikkate alınmıyor. Turizm Bakanlığı'na bir suçlama yapmak istemiyorum. Adam eminim uğraşıyordur ama bir tek kişinin uğraşmasıyla bu iş olmaz. Devletli yani hükümet edenlerin de inanması gerekir. Turizm sektörü hakikaten bu ülkeyi kalkındırabilir diye. Ki doğru turizm yaparsak bu ülkede sadece otelci veya acenteci veya minibüsçü değil parayı kazanacak olan. Çok çeşitli sektörler para kazanabilir bu turizmden. Ve birçok ülke bunu başardı. Biz de inanmıyorlar. Ben onu öğrendim. İnanmıyorlar. Yani turizm sevgili Faiz'in dediği gibi sadece laftadır. İcraat aşamasında hiçbir şey yapılmıyor. Yani turizm biraz kaba olacak ama 5 yıldızlı oteller getiriyor kasinocuları. Onlar zaten sokağa çıkmaz. Girerler, oynarlar ve çıkarlar. Diğer yapılan tarz, teşvikle yapılan tarza da gene kızacak bana Faiz ve diğer turizmci arkadaşlar yok, ama yok, için yani çok kaliteli turist getirdiklerine inanmıyorum ben. Ama gelmesin mi? Bir sıfırdan her zaman büyüktür. Gelsin ama bu aşamadan itibaren yani bir planımız olması lazım, bir hedefimiz olması lazım. Bizim hiçbir hedefimiz yok şu anda. Yani yeni bütçe de geçti. Baktığım zaman bütçeye turizmde yine bir hedef yok maalesef. O hedefe yani bir yerden başlayacaksın ve o hedef için çalışmalarını sürdüreceksin. Bizde maalesef o yok. Ben bizim ülkemizdeki turizm için şöyle diyorum ki dünyada tek modeldir. Rüzgar nereden eserse modeli. Çok mantıklı. Yani bir dönem bakarsın bir turizmin bir çeşidi moda olur. Onun modası geçer hop diğer çeşidi olur. Yani ben şöyle özetleyeyim size bizim turizmimizi. Bizim en yakın ulaşım yerimiz uçakla Türkiye. En kolay da o. En pahalı da o. Fiyatını geçtim. Bugün bizim ülkemize Türkiye'den gelen turist sayısı ile Ege'deki Yunan adalarına bir bakın. Türkiye'den giden turist sayısına en az 10-15 katı fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yunan adalarına gider. 15 milyondur. Ki biliyorsun Türkiye ile Yunanistan sözde düşmandır. Evet. Sözde 15 diyor, milyondur Ege adalarına giden mı? Kıbrıs'a da 700 bin. Yani bir de aradaki hani o söylemler var ya ki ben çok katılmıyorum. Yani düşmanımızdır filan. Ticarette düşmanlık olmaz. Olmaz. Asla. Biz bunu bile başaramadık sevgili Faiz. Aynen.
Aynen. Mesela siz söylediğiniz teşvik sistemine inanmıyorum. Zaten yaklaşık bir 10 senedir Türkiye Cumhuriyeti dengelecek olan turistlere hiçbir teşvik yoktur. Evet. Ben size şey merak ettim. Teşviklerin aklıma şey geldi. Bir ara gazetelerde çıktı, bazı ajantelerde işte teşvik alınamıyor diye ama birkaç ajantede teşvik alıyor. Bunun sebebi o sistem farklılığındandır. Charter operasyonu yapan ajantelerin teşvik sistemi direkt Türkiye Cumhuriyeti'nden %100'ü ödenecek şekilde karşılanır ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ödenir. Katkı veriyoruz hani. Tabii. Zaten şey var, teşvik sistemi var fakat işlevi olmayan bir teşvik sistemidir şu anda. Yani şimdi eğer charter yapıyorsanız ki bunu yapabilecek olan acente sayısı şu anda 3'ü geçmiyor. O da yine teşvik sisteminin hatalarından dolayı, yani kademeli olması, hiçbir şekilde bir joint venture'e, birlikteliğe kapalı olması, ki bu acente de istiyor birliktelik olsun ve ona göre gücü artsın. Tabii ki. Kendi kanalize olamadığı ülkelerden de, çünkü bir charter yapmak için bir uçak şirketinden anlaşıyorlar. Ve o uçağı uçuramadığında bile onun parasını ödüyor. Fakat farklı bir şirket o uçağı farklı bir destinasyona uçurduğunda hem kendi zararından kurtarmış oluyor. Hem de bu kademeli sistemden dolayı bir üst kademeye çıkma şansı oluyor. Fakat devletimiz onunla kısıtlıyor. Yani bununla ilgili bir çalışma da yapılmıyor. Yapılmıyor. Aslında yapıldığı söyleniyor fakat ikna edemediklerini anlatıyorlar. Çünkü esas %100'ünü çünkü Türkiye Cumhuriyeti ödüyor. Diğer teşviğinde yani küçük ve orta ölçekli acenteler de tarifeli uçaklarla getirdiği turistler başına teşvik alıyor. Bunun da %70'ini Türkiye Cumhuriyeti'nin, %30'unu da KKTC'nin ödemesi lazım. Şimdi orada da bir kural var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ödemediğinde Türkiye Cumhuriyeti ödemiyor. %30'unu Mart ayına kadar Türkiye Cumhuriyeti %70'ini ödedi, %30'unu hiç ödemedi KKTC. Bundan dolayı Mart'tan sonra Türkiye Cumhuriyeti de dedi ki ben ödemem. Çünkü sen ödemiyorsun ki senin üstüne düşeni. Ondan dolayı 2018'de Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı da bir açıklama yaptı. Gerekirse de otobüsleri alıp bizler Lefkoşa'ya geleceğiz. Bence yapsın. Yani bu ülkede efendi olmayacaksın. Bu ülkede kim bağırıp çağırırsa, kim daha çok bağırıp çağırırsa onun işi daha erken halledilir. Yani işte odur. Hocam, yani, ama budur işte önemli olan. Yani siz çıktığınızda halkın önüne, televizyonlara işte eğitim sektörü bizim lokomotif sektörümüzdür, turizm sektörü bizim lokomotif sektörümüzdür dersiniz. Bununla ilgili hiçbir adım atmazsınız. Ekoturizm, özel ilgi turizmi, butik oteller, daha kaliteli turistler yani, gelsin, yürüyüş turlar yapılsın, o yapılsın, onun teşviğini unutuyorsunuz. Karpaz'daki onlar hepsi battı. Adamları, insanlara dediler ki girin bu sektöre de patlama yapacak da herkes gelecek, çok para kazanacaksınız, herkes teşvik aldı, borçlandı, yaptı, şimdi hepsi battı. Bazı kısmı da yıkıldı. Ve şeyi anlatmamız lazım aslında. Bir de burada çünkü çok sözünü büyük bir... Sözünü kestim Ferit Bey. Bir şey mi? Geçen gün siz bir şey paylaştınız. Web TV olarak, yeni bakış olarak Centurion'a gittiniz. Evet. Ve kameraya çekmek istediniz ve çekemediniz. Evet, çekemedim. Ama gelen turistlere kameralarından izin verdi. Yani evet. Böyle bir gerçekten yani artık bir şey... Oraya gittik sevgili Faiz. Yani bu ülkedeki turistik yerler... Çünkü gerçekten İngiltere ile Avustralya'dan en fazla izleyicimiz. Yani buradan söyleyeyim. Oraları tanıtmak için madem ki izliyorlar dedik biz de çekelim yani tarihi yerlerimizi. Hatta limana gidecektik. Bizim kum lalelerini çekecektik. Karettaları. Evet. Yani öyle bir projemiz vardı. İlk gittiğimiz yer Centurion Kalesi. Orada bizi içeriye sokmayınca dedim ki yani biz de kanal olarak biz mi kurtaracağız bu ülkenin turizmini ve vazgeçtik. O projemizi rafa kaldırdık. Yani ben anlamadım. Turistlerde de aynı kurallar. Eğer profesyonel çekim yapacaksa Turizm Bakanlığı'ndan, Dışişleri'nden izin almak zorundadır. Profesyonel çekimine ne diyor? Yani eğer ayaklı bir aletle bir turist çekim yapmaya gittiği anda dur derler. Yani bizim ayaklı değildi. Bizim sadece bizim şimdi büyük kameraydı ama ayaklı değildi. Yani bir şey anlamadım. Zaten hayır, ben, net olarak yani üstünüze düşen görevi yapmıyorsunuz. Biz, zaten reklam yapmıyorsunuz. Biz orada vatandaşlar yapsın reklamını. Yani biz orada bir de dedik ki tamam
da aldık. Ben anlattım, kim olduğumu da söyledim filan. Gene bir müdürüme sorayım dedi biri. Dedim ki hemen mi soruyorsunuz? Yok dedi, şu anda nerede olduğunu bilmem dedi. Yani izin almak kolaydı. Bir günde verildi. Anladım. Bir şey söyleyeyim. Yani normalde konuşmamızın içerisinde şeyi anlattı. Peki yani, sevgili Faiz bir şey sorayım. Mantığı nedir yani? Mantığı benim ilk anlatmaya çalıştığım bir devlet politikasından ülkeyi anlatmanın maddesidir o. Fakat biz hiç anlatmadığımız için, hiç yapmadığımız için bunu, bu bize bu sefer kurallarla ters tepmiş oluyor. Yani böyle bir aslında enteresanlık var. Yani kabul ediyorum çünkü yapmıyoruz zaten. Yanlış olan bir şey var. Ben de yanlış. Senin burada kendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rahat bir şekilde tanıtabilmen lazım. Bir kanalı yani ve internet kanalı. Sen daha destek almak gereken yerde sen destekleyen vatandaşını önünü kesiyorsun. Yani normalde yapılması gereken artık turizm pazarlama dairesi mi yapar, eski eserler dairesi mi yapar, bunları hepsini hazırlayıp kanallara dağıtması gerekiyor. Kesinlikle. Onu yapmıyorlar. Biz dedik ki biz yapalım. Ona da mani oldular. Ben de sinirlendim. Dedim ki iptal. Bunu rafa kaldırıyoruz. Evet. Kısa şimdi, bir ara verelim tamam. Faiz Bey. Kısa aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV, sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Günü ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış. Adanın tarafsız gazetesi. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Evet, Faiz arkadaşıma tekrar dönmek isterim. Teşvik evet. Konusunda bizi birazcık detaylandırırsanız. Yani zaten teşvik konusuna girdiğimiz anda niye uçak fiyatlarımız daha yüksektir, niye turizmimiz aslında gelişemiyor da bir girişini yapmış oluruz. Çünkü şeyde teşvik sadece ambargolar altında olduğumuzdan dolayı sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde var olan bir sistem değil. Bunu bir anlatmak istedim. Çünkü normal gündelik hayatında turizmle ilgilenmeyen insanlar bunu
nasıl ki hayvancıya veriliyor, süt üreticisine veriliyor, tarıma veriliyor gibi de düşünülüyor. Öyle değil. Yani bizim aldığımız, yani şirket olarak yaklaşık 6 senedir, 7 senedir teşvik ihtiyacı duyacak turizm çeşidini yapmıyorum. Ama seyahat acentelerinin aldığı teşvik miktarı en büyük rakiplerimiz olan Rum kesiminden daha düşüktür. Türkiye Cumhuriyeti'nden daha düşüktür. Mısır'dan daha düşüktür. İspanya'dan daha düşüktür. Yunanistan'dan daha düşüktür. İtalya'dan daha düşüktür ve biz ambargo altındayız yani. Ona rağmen daha düşüktür. Biz niye, nasıl kullanıyoruz? Ne diye kullanıyoruz bu teşvik miktarını aslında? Türkiye'de biz touchdown yapmak zorundayız. Touchdown yaptığımızda bir maliyet doğuyor. Bu maliyeti daha aşağı çekmek için yapıyoruz. Ama Turizm Bakanlığı son 3 yıldır uyguladığı teşvik sistemine ne yaptı açıkçası? Ve bütün turizmcileri aslında bu zor günlere taşıdı. Ve baktığımızda bütün istatistiklere, rakamların düşme nedeni de bu oldu. Charter getirilen teşvik miktarını düşürdü. Charter yapan seyahat acenteleri bu riski almama kararı verdi. Hı hı. Ve getirdikleri turist sayısını, charterleri azalttılar ve tarifeli seferlere geçtiler. Tarifeli sefere geçince büyük operatörler bu sefer biz daha orta ölçekli ve küçük ölçekli acenteler zaten var olan iki şirketten alabilecekleri koltukları alamaz oldular. Alamadıklarına ne oldu? 3 yıldızlı oteller, 4 yıldızlı oteller, 2 yıldızlı oteller, butik oteller doluluk oranları düştü. Aslında daha çok dışarıya çıkan, yatak kahvaltı konaklayan ya da yarım pansiyon konaklayan, rentekar kiralayan, lokantalara giden, müzelere giden turist sayısı düşmüş oldu. Bunun diğer etkisi ne oldu? Bu büyük operatörlerin tarifeli seferlere girmesi ne olmuş oldu? Bu sefer uçak fiyatlarını yukarıya çekmiş oldu. Halkımız bu sefer çok yüksek fiyatlara Türkiye'ye gitme zorunda kaldı. Koltuk sayısı alıyorlar. Alıyorlar. Yani, yani siz görüyorsunuz aslında uçağı 200 kişi. O 200 kişinin zaten 100 tanesini satmış oluyor uçak kalkmadan önce. Yani boş görseniz de zaten uçak şirketi onun parasını almış oluyor. Bunu aldıktan sonra diyor ki ben geriye kalan koltuklarımı zaten daha yüksek fiyata satayım. Ona göre yapıyor. Ama bu acenteleri suçlama yönünde değil. Yani şeylerimiz de halkımız da acenteleri suçlamasın. Bunu yapmazsak hiç turist getiremez adaya. Çünkü bir paket fiyatı sunmak zorundadır. Demesi lazımdır ki Kıbrıs'taki bir haftalık konaklama ya da 5 günlük konaklama 500 eurodur, 600 eurodur, 700 eurodur demek zorunda. Bunu demek için sabit bir uçak fiyatına ihtiyacı vardır. Bu yapılıyor. Biz Turizm Bakanlığı'na bunu anlatmıştık. Yani 2018 sezonunda eğer siz seyahat acentelerinin önünü açmazsanız, charter uçak kiralamamızın önünü açmazsanız, hali hazırda charter gelen uçaklarda Kıbrıs halkının ki bütün dünyada %20 binme hakkı vardır. Bunun önünü açmazsanız uçak fiyatları patlayacak, uçak fiyatları patlayınca kaliteli turisti getiremeyeceğiz. Çünkü uçaklarda yorumlamayacağız. Siz düşünün ki 2018 senesinde Ufuk Bey çok daha deneyimlidir. Yılbaşında ilk defa olarak sabah 31 Aralık'ta sabah bana otellerin satış raporları geldi. Hepsi açık satış. Mümkün mü? Ben inanın 2001 yılından beri sürekli bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir rapor geldi. Ben de ilk kez yani 87 yılından beridir ilk kez duydum bunu. Yani çok kötü. Çok kötü. Ve size o listeyi göstereyim. Yani gerçekten otelciliği bilen, turizmi bilen, hayatında, yılbaşında boş odası olmayan oteliciler var orada. Yani yeni oteller açıldı da ondan dolayı değil yani. İnanılmaz bir olay. Bu en büyük sebeplerinden bir tanesi zaten uçaktır. Uçak yok. Ve bana lütfen Turizm Bakanlığı da şeyi anlatmasın. İşte İstanbul'da bu sene zaten o söylemi de yapamayacaklar. Onun için ben çok mutluyum. Çok merak ediyorum nasıl bir mazeret bulacaklar. Atatürk Havalimanı çok doludur. Slot alamıyoruz. O da bir yalandır. Çok özür dilerim. Çok kolay bir şekilde istediği kadar dolu olan bir havalimanı olsun. Boşluklar mevcuttur ve siz uçak alabilirsiniz. Çok dolu. Onun için uçak fiyatları çok yüksek. Şöyle yeni havalimanında istedikleri kadar slot alıyorlar. Peki Ufuk Bey bir şey sorayım. Adana niye pahalı? Ankara niye pahalı? Ki Ankara teşvik veriyor. Lütfen benim havalimanına uçun diye. Niye pahalı? İzmir niye pahalı? Dalaman niye pahalı? Niye bunlar pahalı? Biri açıklasın o zaman bize.
Ve ben aslında sizi de eleştireyim biraz. Gazeteciler niye bu şekilde sormuyorsunuz? Yani bunun açıklamasını yapsınlar bize. Ya da sorun lütfen. Bütün arkadaşlarımız yazda Avrupa ülkelerine tatile gidiyorlar. Larnaka'dan uçuyorlar. 50 euro uçuyorlar. Bizim uçaklarımız gidiyor. Charter'e binip gidiyorlar. İngiltere'ye gidiyorlar. Bizim uçaklarımız da gidiyor. Charter. Niye senin kendi halkını mecbur ediyorsun? Larnaka'dan uç. Fakat yerli şirketinin kiraladığı uçaktan uçma. Antalya'da otellere gidemiyoruz artık. Çünkü aynı fiyat. Aynı fiyat. Şimdi tabii o konuya çok vaktimiz yok. Çok girmek istemiyorum ama uçak konusunda rekabetin bir şekilde artırılması lazım. Yani, yolu da çok kolay. Öneririm. Yani, birincisi, seyahat acentilerine diyeceksiniz ki Türkiye dahil charter yapmanıza izin veriyorum. Tüm seyahat acentilerine. Tüm seyahat acentilerine izin vereceksiniz. Ama bunu yaptığınızda bilmeniz gerekir ki buraya özel uçan şirketler sizin karşınızda olacak. Sizle tehditte bulunacak. Bu. Ha bu cesaretiniz yoksa, bunu yapamayacaksanız gideceksiniz. Ki bunu da önerdik Turizm Bakanlığı'na. Türk Hava Yolları'na diyeceksiniz ki bak kardeşim, bana ek sefer koyacaksın. Masa yumruğunuzu vuracaksınız. Ha, bu kadar basit. Aslında istenirse yapılır. Yapılamayacak bir şey değil. Ki Turizm Bakanımız, bakın mesela bakın. Önünde mesela 17 Ağustos'ta Turizm Bakanımızın anlattıkları var. Aynısını söylüyor. Bütçe görüşmelerinde aynısını söylüyor. Anadolu Jet'le anlaştık. Ek sefer konulacak. Türk Hava Yolları'na konuştuk. Anlaştık. Ek sefer yapacak. Realitede bir şey yok. Bu bile aslında fiyatları, inanın bana, bir anda %20 düşürür. Boş koltuk olduğu anda fiyatlar ona göre kendi kendine adapte ediyor. Siz düşünün ki bir tane seyahat acentesi İstanbul'a günde 7 tane sefer koydu. Ne olur? Şimdi tabii hiçbir seyahat acentesi bu riski göze almaz. Hiçbir uçak şirketinin karşısına almak istemez. Öyle değil artık. Öyle değil. Ben onu söyleyeyim sana. Burada ön ayak olacak olan Başbakanlık mı olur? Turizm Bakanlığı mı olur? Ulaştırma Bakanlığı mı olur? O toplayacak, diyecek ki bunlar, gelin bir araya toplanın, bunu yapalım. Ha, öncesinde çağıracak bu uçak şirketlerini, çok pahalı satarsınız. Ya ek sefer koyup fiyatları düşürün, yahut biz böyle bir adım koyacağız. Bir miktar riski de bakanlık alacak. Tamam, madem ki sen o uçak şirketi kuramazsın, yani Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı batırdın. Gerek yok. Yani bir daha kuramazsın. Gerek yok. Buna ön ayak olacaksın. Bir miktar riski de alacaksın. Türkiye dahil bunu yapacaksın. Aslında devletin girmesine de inanmanızı isterim. Gerek yok. Şimdi bir şey söyleyeyim. Seyahat acenteli artık öyle bir durumda ki, hatırlayın ki Kıbrıs Türk Hava Yolları batma sürecine girdiğinde artık seyahat acentelerinin birçoğu batsın da kurtulalım. Ve şu anda battı, gördük günümüzü. Ama bizi o duruma getiriyorlar. Şimdi mesela siz bakın, dışarıya çıkın. Yani ben ne diyorum? 6 senedir ben teşvikle ilgili hiçbir turizme kayıt yapmıyorum. Acentelerimizin %80'i diyor ki bu teşvikler kaldırılsın. Kaldırılırsa hepsi batacak. Şimdi bir şey söyleyeyim. Yani Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın o dönemde birçok acente tarafından eleştirilmesinin sebeplerini biliriz. Ben burada konuşmak istemem onu. Bir kere yaparsan ahbap çavuş ilişkisi yapar. Onun için devlet karışmasın diyorum. Devletin girdiği her işte var mı? Maalesef var. Ama hani riskin azalması babında. Yani, kim bu riski alacak? Almaz ya. Tamamını alamaz. Çünkü bir de paylaşımlı bir şekilde alabilir. Yani o olabilir. İşte devlet de, yani devlet der ki tamam bu konuyor. 20 koltuğun sorumluluğu bendedir. Eğer boş kalırsa. Ya da boş koltukların sorumluluğu bendedir. O da olabilir. Yapılan bir olabilir. Gerçi devletin karışması taraftarı değilim ama. Çünkü nedenini söyleyeyim. Yani niye? Çünkü maalesef bizim ülkemizde bunu yapacak olan acenteler bir başarısızlık durumunda mevcut havayolu şirketlerinden koltuk alamayacak. Zaten alamıyoruz. Onu bilmiyorum yani şu anki durumu da. Bir ara bu koltuk lardan dolayı mıydı problem? Bir ara uçuş vermiyordular ya buraya.
Şimdi şimdi özel şirketler kendi kar durumlarına göre bakarlar. Yani eğer siz bu şekilde düşünün. Şu anda biz bu binadayız. Ve bu binanın sahibi bu işi yapıyor. Diyor, kendi hesaplamasına bakar der ki ben bu iş yerine burayı kiraladığımda daha fazla para kazanacaksam der ki tamam bu işi ben kapatıyorum burada kiralayıyorum. Hatta sen olan öyle düşünün. Yani hiç kimsenin hayırına bir şey yapmaz. Öyle bir şey de zorlayamazsınız hiçbir insanı. Baktı gördü ki bazı uçaklarını farklı bir firma altında, farklı bir yere, farklı bir destinasyona, farklı bir ülkeye kiraladığında daha çok para kazanacaktı. Hiç riski olmadan. Onu kiraladı. Kiraladı. Bu sefer buradaki fiyatların artacağını bildiği için gayet mutlu. Yani hiçbir sıkıntı yaşamaz. O yüzden diyoruz ki yani bir alternatif bulunmalı. Yoksa tabii bunun acısını ben de yaşıyorum. Benim kızım da İngiltere'ye gideceği zaman yani inanılmaz fiyatlara bilet almak zorunda kalıyoruz. Biz çok fazla güneyden uçmasını da istemediğimiz için. Ama diğer tarafa da teşvik ediliyoruz. Hayır, ısrar ediyoruz ama yani resmen bizi keriz yerine koyuyorlar. Kusura bakmasınlar. Yani orada yani işte bu orada bize charter uçaklarda yer ve %20 sigorta kapsamı içerisinde olmayan ve uçan destinasyondan halkın binme şansı var. Onu versinler ne olacak ki? Ne kaybedecek? Ya, hiçbir şey kaybetmezler. Adamlar biliyor. Diyorlar ki bu kadar öğrenci var. Bu kadar da kelle var ülkede. İşçidir, Kıbrıslıdır. Yani burada yaşayan. Bunlar bir hesaplarını yapıyorlar. Buraya, buraya, buraya bu kadar gitmek zorundalar. Ben fiyatını niye düşüreyim yani? Adamlar ticaret de yapıyor. Tabii ki ya, ticaret yani yapıyor. Sen devlet olarak onlara müdahale edemiyorsan onlar da istedikleri şekilde para kazanacaklar. Bu yani şimdi bir şey söyleyeyim. İstanbul'dan Kiev'e 25 dolara aylarla fiyat vardı. Yani İstanbul'dan Kiev mi daha yakın, İstanbul'dan Ercan mı? Aynıdırlar. Bir farkları yok. Yoktur. Git bakalım sen Türk Hava Yolları'na 25 dolara fiyat bulur musun Ercan'a? Yani demek ki buraya uçanlar keriz. Yani kısa bir yorumumuz var. Onu getireyim gündeme. Bir saniyede çıktık. Yani sevgili temizliğimizden ilgili. Sevgili Faiz, mecbur ya herkes uçacak. O yüzden istedikleri fiyatı da. Ondan sonra da siz turizm yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, Hasan Süleyman bizi izliyor. Teşekkür ederiz. Kendisi iyi yayınlar. Ülkemize gelen turistlere ülkemizi iyi tanıtamayız. Çevremiz pislikten geçilmez. Eski eserlerimiz bakımsızlıktan, pislikten geçilmiyor. Giden turistten ülkemiz olumlu not vermiyor. Var mıdır Faiz Bey turistlerimiz arasında gidip de tekrar gelmek isteyen? Aslında orada repeating client'larımız, yani bir sonraki sene, daha sonraki sene gelen müşterilerimiz aslında gittikçe azalmaktadır. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi ise bu pislik olayıdır. Çevre kirliliği inanılmaz boyutta ülkede. Bu evet. Tabii dağ taş, maalesef inanılmaz. Çöplük. Yani mesela şeyi söylüyoruz, bu kadar turistimiz eski eserlere, müzelerimize giriyor fakat bunun geliri maalesef müzelere aktarılmıyor. Merkezi hükümete gider, personel maaşları yani devlet memurlarının maaşlarına gider ve bunun bakımları yapılamıyor. Bu çok büyük bir sıkıntıdır. Bakım onların hangi bütçede yer ayırmadı mı? Yani çok cüzi zaten işte söylediğim gibi. Eğer yıkılmak üzereyse bir bakımı yapılır. Yani baktığımızda en büyük de... Yıkılmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Yani birden fazla gelen müşteriler de genelde zaten İngiliz piyasasından olurdu. Fakat şeye baktığımızda devletin yayınladığı istatistiklere de baktığımızda en büyük düşüş de İngiltere'dedir. Evet. Yani toplam yurt dışından gelen turist sayısında çok büyük bir düşüş varken sadece İngiltere'deki düşüşe baktığımızda toplam %13'lük bir düşüş var. Ve bu arada şeyi de söylemek isterim. Kıbrıs halkının da bütçesinin ne kadar kötü olduğunu buradaki istatistiklerde görebilirsiniz. Bu uçak fiyatlarına zaten yurt dışına çıkamıyoruz. Antalya'ya bile gidemiyoruz. Yerel Kıbrıs'taki otellerdeki konaklama bile %14 düştü. Yani düşünün ki normalde ne beklenir? Ya bu kadar uçak
fiyatlar yükseldi. Artık Antalya'ya gidilemiyor, İstanbul'a gidilemiyor, yurt dışına gidilemiyor. Kıbrıs'taki otelleri tercih edecekler. İç pazar. O bile düştü. İngiltere'ye geldiğimizde... Otelleri, çözünüzde kesmem otelleri bir tek havuzdan denizi kullanabilecek. Denizi de kullanamazsın. Mesela örnek veriyorum, sevdiğim sanatçılar oluyor. Ama Guman hani üye değilsem gidemiyorum. O ayrı bir şey. Bizim turizm portföyümüzde değil zaten. Yani İngiltere'den bir düşüş %24'tür İngiltere'den geçen seneye nazaran, ki geçen sene de zaten bir önceki senede %12 düşüşten devam ettiydik. Ayrıca İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerde de %18'dir düşüş. Bir önceki sene de zaten düşüş devam ederdi. Yani artık onlar da gelmiyor. Onlar da gelmiyor. Almanya piyasası da düştü ki Almanya piyasası, eğer tek bir şirketimiz var, kış döneminde çok büyük bir operasyon yapıyor. O olmasa zaten Almanya piyasamız artık yok. Evet. Yani muhteşem bir turizmimiz var aslında yani. Sizin söylediğiniz kazino turizmi faydası da var. Zararlı kısmı da var. Fakat zaten seyahat acentelerinin ilgilendiği bir turizm aktivitesi değil. Biliyorum onu. Yani onu ayrıca ben kendi şahsına oldum. Yani orada bizimle ilgili yani bir o tarz aktiviteler var. Otellerde de biz... Yani orada da aslında biz bulunuyoruz ki. Ama sanatçıları görmek istiyorum. Hayır, bir şey söyleyeyim. Zaten birçok acente kasinosu olan, yani tabii ki normal turist alan alıyorlar hepsi ama çok büyük çoğunluğu sadece kasino için gelenlere hizmet veriyor. O 5 yıldızlı hani böyle çok ışıklı, çok şatafatlı yerler var ya, onlar kasinolar için yapılmış. O şatafat hep kasino müşterileri içindir. Yani hani ben çalıştım öyle yerlerde ama yani onun gerçek anlamda, yani kimse kusura bakmasın, gerçek anlamda turizmle bir ilgisi yok. Farklı bir turizm aktif. Farklı yani bir bakın Elizabeth, onu nasıl kullanabilir? Ve bir şey söyleyeyim, sözünü de bitireyim. Yani yarın o gün Türkiye'de bir gazino açılsın. Bittik. Buradaki gazinoların hiçbiri iş yapmayacak. Aynen. Yani o kadar da riskli. Şimdi orada gazinoyu kullanan oteller vardır. Yani bir fasilite gibi. Nasıl ki Aquas'ı var. Nasıl ki plajı var, kazinosu da var. O şekilde kullanan, bunu başaran 2-3 tane çok başarılı biliyorlar. Evet. Bunu çok güzel yaparlar. Bir de vardır ki sadece kazino için otel mevcuttur. Oteli mevcuttu. Kazino için yaptı. Aynen. Çünkü yasalarımızdaki mevzuat gereği yapmak zorundadır. Orada zaten seyahat acenteleri o otellerine ilgilenmiyor. Ha, kazinonun da faydalarından aslında yararlandık. Yararlanmayabiliriz aslında. Çünkü örneğin önümüzde de şu anda sosyal medyada da gazetede de görüyoruz ki İsrail pazarından artık turist alamıyoruz. Evet. Bu pazarı aslında son dönemde başaran ve yaklaşık 10 bin rakamına kadar getiren kazinoculardı. Anladım ama o işte şimdi bitti. O... Çünkü biniyorlar feribota, İsrail'den geliyorlar Limassol'daki kasinoya, o iş... Onu zaten hayır, biz kendi başarımızla yok ettik. Çünkü kazinocular düzgün bütün kurallara, beğensek de beğenmesek de bütün kurallara uygun şekilde getirirlerken seyahat acenteleri, bizler bunu duyduk güzel bir şekilde ve Avrupa Birliği vatandaşı olmadıklarını bilerek Rum tarafında herhangi bir şekilde bizi zorladıklarında o turistlerin buraya geçemeyeceğini bilerek, hükümet de bunu bildiği halde reklam vermeye başladık ve bir anda 30 bin rakamlarına çıktık. Ondan sonra dediklerinde siz Avrupa Birliği vatandaşı değilsiniz, konaklamanız Rum kesiminde değilse zaten kuzeye geçemezsiniz. Konaklama yapmak için günübirlik ancak gidebilirsiniz. Çünkü ben bir Avrupa Birliği ülkesiyim. Ben de nasıl sağlayarak o bir tarafa geçemem. Geçemem. Bu işte bitti. Bitti. O işte bitti. Ha, bunun çözümü yok muydu? Vardı. Var. Yıllarca yapıldı da İsrail'de. Yapıldı, evet, sürekli yapıldı. Yani. Fakat bunu bile öngöremeyen şu anda biz açıklama yapıyoruz. Yapacak. Bizimle yapacaklarımız olacak. Yani olmaz yani hiç. Evet. Bugün açıklandı. Güney Kıbrıs'ın son 5 yıllık turizm geliri 13 milyar 500 milyon euro. Ne güzel. Müthiş para. Felaket. Müthiş para ki ben eminim ek
harcamalar çok da hesapta yok. Tabii. Yani bunun onları da... Yani içine... şeye baktığımızda çünkü Rum kesimindeki otellerin %80'i ve %20'si sadece her şey dahildir. Bunun geriye kalan %80'de sanırım %60'ı yarım pansiyondur. Diğeri de yatak kahvaltıdır ki inanılmaz bir şekilde zaten bütün herkese yayılır bu. Çünkü insanlar otelde kalmıyor. Yani biz aslında o da çok büyük bir hata yapıyoruz. Yani dünyadaki en muhteşem her şey dahil otel sistemi var kuzeyimizde Antalya'da. Ve biz onunla fiyat bazında rekabet etmeye çalışıyoruz. Ve buradaki otelleri her şeyi dahil yapmaya çalışıyoruz. Ya onların girdi maliyetleri, inan bizim girdi maliyetlerimiz bir değil. Biz fiyat üzerinden nasıl onlara rekabet edelim? Bunu dahi öngöremiyoruz. Evet, programımızın sonuna geldik Feyz Bey. Evet, çok güzel bir program geçti. Anlamadık zamanın nasıl geçtiğini ama son olarak toparlamak istersek. Siz bir acenteci, bir turizm acentesi olarak buradan ne söylemek istersiniz? Yani nasıl bir yol açılması gerekir size? Öneriniz nedir? Son olarak ne istiyorsunuz bu hükümetten diyelim? Belki bizi de canlı yayınla izleyen olur ve kendilerini artık bu şekilde sonuçta hani dışarıdaki ülkelerden de artık bizi seyrediyorlar. İnsanlar gelirken hiçbir kuşku olmasın, çok güzel yerlerimiz vardır. O da çok rahat olsunlar. Yani gerçekten çok güzel değil. Hiçbir şüpheniz olmasın. Acentelerin tek sıkıntısı hükümetle olan arasındaki aslında iletişimdir diyoruz. Turistlerimizi de adamıza gelmesi için teşvik edelim. Siz ne demek istersiniz? Yani gerçekten biz hani daha Akdeniz çanağındaki en bakir noktalardan biriyiz. Tarihi eser açısından inanılmaz güzelliklerimiz var. Doğal olarak inanılmaz güzelliklerimiz var ve ben gerçekten sizleri ben davet edeyim. Bütün izinleri de bir hafta boyunca alayım. Birlikte gezelim. Bizim turistlerimizle gezelim. Sizin bir programınızda da yine altta yazmıştım. Yani benimle birlikte gezdiğinizde Kıbrıs'a baştan aşık olursunuz. Yani turistlerimizin gördüğü güzellikler inanılmazdır. Bu anlattığımız olaylarda yapıldığında aslında turizmimizi göreceksiniz. Çok büyük patlamalar da yapılabilir. Çok büyük gelişimler de olabilir. Yapılabilir. Yapılamayacak şeyler değil. Yapmak istemek ve turizmimizi gerçekten lokomotif sektördür deyip ilerlemek çok kolaydır. Evet. Çok teşekkür ederim Feyz Bey. Ben teşekkür ederim. Son kez bir şey söylemek istiyorsunuz Ufuk Bey. Tabii ki eski bir turizmci olarak turizmin layıkı gibi layık olduğu yere gelmesini çok isterim. Çünkü turizm sektörüne bir girdiniz mi bir daha kendinizi kurtaramazsınız. Çok meşakkatli ama çok zevkli bir meslektir. Kesinlikle. Umarım bir gün birileri egolarından kurtulur ve der ki hakikaten turizmle bir yere varmak için uzun vadeli, kısa vadeli, orta vadeli planlara gerek var. Ve yine egolarından kurtularak bu işin profesyonellerini oraya çağırarak bu planları yaparlar. Biz göremedik ama belki bizim torunlarımız ülkede turizmin patladığını görürler. İnşallah. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hafta yine farklı konularla, konuklarla birlikte görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış.
Adana'nın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor.